Kitap çok okurdum. İmtihana girip kazanıyordum fakat gidip okuyamıyordum. Siyado girmek için 10 yıl bekledim. Şunun bilinmesini istiyorum. Vallahi normal bir insanım. Ben İstanbul'da doğdum. 1942 doğumluyum. Çok güzel sokakta oynardık. Çok güzel oyunlarımız vardı. Ben de yani bayağı kazık gibi bir kız olana kadar sokakta oynamışımdır. Çünkü dokuz taş çok severdim. İstop severdim. Yani toplu ve koşmalı, dodgeball gibi vurmalı şeyleri çok severdim. Kitap çok okurdum. Yani gerçekten çok okurdum, çok severdim. Radyo çok severdim. Hayatımızın içinde baskın bir şekilde, ortasında, merkezinde vardı radyo. Yüzerdik yani, plajlar vardı. Denize giderdik, her gün denize giderdik. Yani Maltepe'de de olsak, Süreyya plajına, Beşiktaş'taysak Küçük Su'ya ya da Florya tarafına. Yani plaja gitmeden, denize girmeden bir hayat hakikaten düşünemiyordum. Aklıma gelmezdi hiç yani. Çok acırdım denize olmayan şehirlerde oturanlara. Annemle ve kardeşimle üç katlı bir evde Beşiktaş'ta oturan ve işte 12 yaşından itibaren de Amerikan Kız Koleji'ne, Arnavutköy'e giden bir çocuktum. Annem zaten kendi müzik seven, okumayı çok seven, sinema seven ve spor seven bir insandı. Yani bu kendiliğinden zaten önünüzde ufuklar açıyor yani. Tiyatroyu çok severdi, tiyatroyu çok giderdik. Ben yani kendi yaşıma uymayacak kadar eski oyuncuları biliyordum. Mesela ne bileyim, Cyrano de Bergerac'ı, ki çok sevdiğim bir oyundur. Hüseyin Kemal Gürmen, Muzaffer Aslan ve Cahide Sonku'dan izlemiştim yani. Çünkü Tepebaşı Dram Tiyatrosu'na 14 yaşından küçük çocukları almazlardı. Ama ben biraz şeydim, yaşıma göre uzun boylu bir çocuktum. Çocuk çok iştahsız kavruk kaldı diye, annemin bir arkadaşı vardı. Annem böyle şeyler hiç yapamaz ama o kapıdakileri kandırırdı. Ben 10 yaşına itibaren giriyordum oraya yani. Ben çok erken evlendim. 21 yaşında evlendim, 22 yaşında çocuğum oldu. Dolayısıyla hemen de çalışmaya başladım. Dolayısıyla yani hem çalışıp hem okumam gerekiyordu. Hukuk fakültesini ilk yıl kazanmıştım zaten. Burada yani burada ilk girdiğimde kazanmıştım. Biraz gittim ona. Sonra gidemedim yani, çalışırım için gidemedim. Önce Orta Doğu'ya gitmek istedim. Babamla kalmak istiyordum Ankara'da çünkü. Fakat Orta Doğu'nun imtihanları bizim lise bitirme imtihanlarından bir hafta sonraydı. Ve yani onlardan zaten lodosa vurmuş balık gibi çıktığımız için. Neyse, sonunda yedekte kazandım Orta Doğu'yu. Küstüm. Şey yapmadım, girmedim. Aynı zamanda o yıl siyasal bilgilerinde sınavına girdim. Ve ilk şeydi o, merkezi şey uygulamanın ilk yılıydı Ankara'da. Gözyaşı artık kadar başarılı olduğumu söylemeliyim. Çünkü 15 bin kişi vardı. 12 bin tanesi siyasal bilgileri ilk tercih olarak yazmış. İlk 12 kişi içindeydim. Burs alan tek kızdım. Ve bütün bunlara rağmen gitmedim okula. Annem uzun süre bana dargın kaldı. Neden gitmediniz? Çok fazla istenmedim. Babam evliydi. Çok iyiydi de aramız yani. Kötü de değil ama İstanbul'dan yılda iki kere gidince aranın iyi olması başka bir şey. Birlikte kalmak başka bir şey. Yani öyle bir şey sezdim. Biraz aşkı durumlarımız vardı burada tabii. Başka
Bir de Orman Fakültesi'ni kazandım. Komik bir yerden kazandım da ama hiç ilgilenmedim orayla Allah'tan. Yani işin fener tarafı imtihana girip kazanıyordum fakat gidip okuyamıyordum. Altmış kitaplık mı ne bir seri vardı. Onu çevirmek için çevirmenler arıyorlardı. Orada işte bana İnsan Vücudu diye bir kitap verdi. Bu İnsan Vücudu denen kitap hakikaten yani öyle kolay kolay çevirecek. Şimdi verseler yapar mısın diye almam. Yani söyleyeyim. Pars Tuğlacı'nın bir sözlüğü vardı. Tıp, biyoloji, kimya, fizik. İngilizce'den Türkçe'ye o sözlüğün sayesinde. Yani çok çok uğraşarak çevirdim ve böylece ilk kitabımı çevirdim. Politika gazetesi. Yeni çıkıyordu o da zaten. Ben gittim, bana çok hoş geldi. O arkadaşlık havası çok hoş geldi. Çok iyi şeyler vardı, bölüm şefleri vardı. Turan Ilgaz kanalıyla Milliyet'e gittim. Çağırmışlar gelsin bir konuşalım diye. Eklerin başında Enes Batur, Ömer Vardar, Orcu Araoba var. Enes oturttu beni. Bir şey yapıyorlardı bunlar. Avrupa Ülkeler Ansiklopedisi diye bir şey yapıyorlardı. Bir Danimarka ile ilgili bir şey verdi bana, sosyal hayatla ilgili. Şunu çevirir misin diye. Ben de çevirmeye başladım. Sözlük aldım bir tane yanıma. Okudum önce, sonra çeviriyorum. Enes bana dedi ki, yalnız tape etmiyoruz, çeviri yapıyoruz dedi. Sonra şeyde, Cumhuriyet'te benim için yazdığı portrelerden birinde yazmış. Onu aptal yerine koyduğum için beni aptal yerine koyan bir bakışla baktı. Ben de çeviriyorum zaten dedi diyor. Sonra çok memnun kaldı. Verince ben çeviriyi. Ömer'i çağırdı. Ömer gel Türkçe bilen birini bulduk dedi. Yani Enis'le orada ilk defa bir araya geldim. Çok anlaştık. Sonra hem Enis'le Yapı Kredi'de yayınlarda çalıştım. Hem Ömer'le Açık Radyo'da çalıştım yani. Radyoculuğa ilk girişimdi ve nasıl girdiğini de hiç anlamadan girmişimdi. Yani hiç tecrübem olmadığı için. ...1984... İstanbul Film Festivali. Festival değil ama galiba daha adı. Sinema günleri sanıyorum o sırada da. Bir film Enis yazdı. Bir film Ömer yazdı. Ben gidiyorum, benim bir hafta yazdım yok. Hani sordular mı, Sevin Festival'de oluyor. Ben de Ömer'e dedim ki, Ömer ya ne olur bir film yazsana dedim benim için. Benim imzamla yaz. Yani bir hafta yeter o bana. Hani zaten 15 gün bile değil tam olarak festival. İyi peki dedi ama memnun kalmadığı için. Böyle işleri sevmiyoruz o. Ben de sevmem aslında ama ne yapayım yani. Peki dedi. Ben de o gün işte gittim şeye, ve gemi gidiyor Fellini. Ömer yazınlar dedim, ya ben yazamadım onu dedi. Niye dedim, içim rahat etmedi dedi. Yani buna benzer bir şey. Hayır, bunu da çok iyi anlıyorum yani aslında. Enis bana dedi ki, ne yapacağım ben şimdi dedim. Dedi ki, şey yapacaksın dedi ya, oturacaksın yazacaksın dedi yani. Ben dedim ki, ya ben nasıl yazarım, ben sinema yazarım mıyım, ne ilgim var benim. Sinemaya gitmiyor musun kızım sen dedi. Gidiyorum dedim, çocukluktan beri gidiyorum yani. İyi o zaman tamam anlarsın bir şey yok dedi. Kapattılar beni üstten gittiler. Oturuyoruz. Ben orada oturdum onu yazdım. Aman Allah'ım ya ne kadar korkunç bir şeydi. Verdim ertesi günü çıktı. Şey olmadı ya, hiçbir tepki görmedim. Bu ne bu kim bu ne diye yazıyor diye bir şey çıkmadı. Bir tek Oruç yoktu bir gün önce. Oruç gelmişti. O gün dedi ki ya keşke bana da sorsaydın. Gergedan'ı unutmuşsun dedi. Orada gergedanı indirler ambara filmde. Ondan sonra ben de çok üzüldüm. Niye sor? Ama ne soracaksın ki Oruç'a da yani. Gergedan aklımda yok zaten. Öyle başladım yani. Ama SİAD'a girmek için 10 yıl bekledim. Ben spor yazmak çok istedim. Ona da daima engel oldular yani. Hani çok zorlukla yazdım onu. Çünkü kız çocuğu olmanın zararlarından bir tanesi sinemadan daha beter yani sporda onu söyleyebilirim. O zaman çok az vardı yazan. Şimdi ne kadar güzel yani çok böyle bir ayrım yok diyebilirim. Bir gün beni şey çağırdı.
Aslı Çağrı'da Aslan Dinç, bu bizim gibi yazar ve çevirmen takımına bakan Bahtı Zitan çağırdı. Gel, dedi ki bana, Harry Potter'ı biliyor musun dedi. Biliyorum, ikinci kitabı okudum bile dedi. Aa, sahi mi dedi. Tak dedi, önüme koydu. Al sana ikinci kitap, o zaman bunu çevirecektin dedi. Olur dedim. Ben de yani bir de hoşuma da gitti çünkü biliyorum yani. Aldım geldim kitabı. Kitabı bir okudum. Yani pardon, ben pek altından kalkacağım gibi değil. Çünkü o alemi bilmiyorum. Kim var bizim tanıdığımız bu işlerde guru mertebesinde olan? Kutlukan Bey. Kutlukan'ı aradım. Kutlukan dedi ki, Kutlukan ya böyle böyle bir şey var. Ben bunu yapıyorum ama işte bir sürü bilmediğim şey var yani. Sen şu kitabı bir okusan da bana danışmanlık yapar mısın? Yaparım dedi. Sonra aldı kitabı okudu. İyi dedi, güzelmiş dedi. O da beğendi. Fakat şeyin çok sıkı bir takvimi var. Yapı Kredi'nin hep de öyle oldu sonuna kadar. Harry çevirdiği için. Allah'ım yarabbim, yetiştiremiyorum yani. 300 sayfada bir kitap üstelik. Kutlukan dedim ki, Kutlukan ya bunun son 100 sayfasını çevirir misin dedim bana. Sana vereceğim 3'te 1'in parasını dedim. Çeviririm dedi. Ama biz kitabı çeviriyi verdiğimizde kapağı basmışlardı. Yani adını şey yapamadılar, koyamadılar. Aslı beni çağırdı gene, dedi ki sen ne yapıyorsun? Ya dört çeviriyoruz ya işte dedim yani. Bayağı da bir 20 bölüm mü ne de yapmıştık yani. Hemen dedi, Ülkü Bey yapamıyor. Hemen alıyorsunuz üçüncü kitabı, okuyorsunuz ve çeviriyorsunuz dedi. Ne demek dedim hemen ya? 15 gün dedi. Yok deve dedim yani. Hani bir günde okuduk diyelim kahramanlık edip ama yani. Sonra ama bir ayda çevirdik biliyor musun? Bir ayda çevirdik ve bayağı hasta olduk yani. Bu arada her ne kadar pek söz dinleyen bir çocuk olmasa da Kutlukan Kutlu'nun da oğlum olduğunu söyleyeyim. Kutlukan'ın evinde çalışıyorduk. Sırt sırta verip böyle şeyde benim bilgisayarı da oraya götürdüm. Ve yani hakikaten pek uyuyamıyorduk. Uyuyamıyorduk yani. Uyuyacak vakit yoktu. Çok kafayı yemek üzere olduğumuz zaman dışarı çıkıp şey içiyorduk. Bir kahve içip ya da çay içip, ben çay içerim çünkü, eve dönüyorduk. Ve bu bir saat içinde dahi yolumuzu kesiyorlardı. Siz burada ne arıyorsunuz? Evinizde çevirinizi yapsanıza diye. Çünkü kitabı bekliyorlar. Bak, inanılmaz yani, gittiğimiz yer kafenin fantastik edebiyata meraklı bir garsonu vardı. O bize diyordu ki, ne kahvesi? Sevin Hanım ne kahvesi? Evde çevirinizi yapsanıza bekliyorduk de. Ya dedim, sen saçmalığı bırak da şu kahveyi ver, içelim gidelim. Allah'tan insaf ya. Ölelim mi yani? Çalışıyoruz işte. Hakikaten bir ayda bitirdik. Azkaban tutsa. Tabii sevdiklerim, favorilerim oluyor. Mesela ben kitaplar içinde hala en çok üçüncü kitabı severim. Ki ne kadar ızdıraplı çevirdiğimizi düşünecek olursan yani adını bile duymak istemeyeceğini sanırsın yani. Orada karşımıza ilk kez çıkan karakter Sirius. En sevdiğim karakter idi. Fakat sonra çeşitli unsurlar işin içine girdi. Gary Oldman çok sevdiğim bir oyuncudur. Ama kitabı bile okumadan filmi çevirmiş olmasını asla bağışlayamadığım için. Bir de şey demişti. Altın madeni buldum sandımdı, beni öldürdü. Onu da hiç unutmuyorum. Bana demişlerdi ki, yani bunu gazetecilik içinde, çeviri içinde söylediler. Sadece bununla geçinemezsin. İkinci bir iş bul kendine. Ama yani ikisi de birbirinin ikinci işi değilmiş. Yani ikisi el birlikte de geçinilmiyor. Gerçi bizim önümüze bir fırsat çıktı Harry Potter gibi. Yani para alınan bir çeviri. Çünkü baskı paralarını aldık daima. Yoksa yani çeviriyle geçinmek sahiden zordu. Şey oldu tabii, şöyle bir karşılığı oluyor onun da. Yani zaten çevirmen pek evinden çıkmak fırsatını bulamadığı için, yani kapanıp şey yaptığı için. Mesela bütün sokak kapkaranlık, bir tek yerde ışık yanıyorsa büyük ihtimalle çevirmendir falan, yani öyle bir durum var. Belki kör topal geçiniyordur yani, bilemiyorum ama genellikle insanların başka bir işleri oluyor. Bilmiyorum ben yani,
İki tane şey biliyorum. Bir tanesi hakikaten yazmayı çok seviyorum. İyi Türkçe biliyorum. İyi Türkçe bildiğimi biliyorum. Yani bizim zamanımızda ama o dönemden olan insanlar genellikle bilirler yani. Çünkü iyi öğretilirdi, üstünde durulurdu. Bir de hani bana diyorlar ki her yer ne kadar çok farklı şeyler yapıyorsun. Yok, farklı bir şey yapmıyorum, yazıyorum abi. Hepsini yazıyorum. Farklı şeyler yazıyorum. Farklı şeyler üzerine yazıyorum. Spor üstüne, caz üstüne, edebiyat, sinema. Hiç unutmadığım bir şey var. Bir İstiklal Caddesi'nde iki tane balerin hanım, tanıyorum da kendileri yani. Çok ender giderim ama tanıyorum ve şey, izlemişim de sahnede onları yani. Çok şikayetçilermiş herhalde şeylerden. Ya eleştiri olmayışından ya da kötü oluşundan, onu bilemiyorum. Ay dediler, Sevin Hanım ne olur siz bale yatsanıza dediler. Ben dedim ki ya hiç ilgim yok. Olsun hiç yok da iyidir dedim. Çok tanınmış meslektaşlarımdan biri kitabı okumadan çevirmeye başlayanlar var. Ben bunu asla yapamam. Kitabı okurum. Hatta mümkünse iki kere okurum. Okuyabiliyorsam. Çünkü o zaman demiştim ya çağrışımım güçlüdür diye. O çağrışımın da şeyiyle nerede olduğunu, bir şeyin nerede geldiğini, bir daha nerede geleceğini, bağlantılarını falan kurabiliyorum. Mümkün mertebe yazarı tanımaya çalışıyorum. Çünkü hem yazar hem o kültür, hangi kültürse o arada ilgilendiğin, çevirdiğin diyelim şeydir yani, bize anahtar verir çeviriye, çevirin için. Dolayısıyla onları bilmek gerektiğine inanıyorum. Hem o dile hem Türkçeyi iyi bilmek gerektiğine inanıyorum. Bir de tabii Türkçeyi iyi bilmek derken özellikle sentaksı kastediyorum yani. Sentaksın doğru olmasını. Çünkü onun yanlış olması o kıtır kıtır dediğimiz, sinirlendiğimiz çeviriyi doğuruyor, ona yol açıyor. Yani yazara saygı duyuyorum. Ama okura da saygı duyuyorum. Çünkü onlara da bir şeyi olduğu gibi, benim okuduğum gibi. Çünkü benim çeviri yapmak istememin tek nedeni şuydu. Benim okuduğum ve çok beğendiğim mesela İngilizce bir şey veyahut da Fransızca, İtalyanca neyse bildiğim dil. O dili bilmeyenlerin de okuması ve aynı şekilde zevk almasını sağlamakta. Onu yapmaya çalışıyorum. Bunu yapmaya çalışıyorum. Çok sözcük kullanırım. Hala da çok kullanırım. Çünkü çok anlamı vardır. Aklıma gelmeyen bir anlamı olabilir kastedilen o sırada o kelimenin. Bir de işte kitaplarla samimiyet kuruyorum. Böyle bir şey de var yani. Şeyden çok şikayetçiyim. Böyle şunu bunu yapıyor. Seninle konuşurken aynı zamanda on parmak yazı yazıyor. Bilmem ne yaparken oradakine de cevap veriyor falan diye anlatıyorum. Umacı gibi bir şey oluyorum. Yani şunun bilinmesini istiyorum. Vallahi normal bir insanım. Hiç yani öyle bir şeyim yok. Tuhaflığım. Böyle insanları bayan sıkan bir tarafım var mı? Sen söyle, çok rica edeceğim Yok. Burcu'ya. Yani gerçekten normal bir insan. Sadece böyle meraklarım var. Onlardan da çok memnunum ya. Yani.